Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belediye başkan aday adaylıkları ile ilgili sürenin dolmasına kısa bir süre kala aday adaylık açıklamaları da hız kazandı. AK Parti il binasına gelerek Çanakkale Belediye Başkan aday adaylığı açıklamasını yapan Bayer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayer, Çanakkale'nin Melih Gökçe'yi olmak için adayım dedi. AK Parti binasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncü ve yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çiçek'in de hazır bulunduğu adaylık başvurusunda Mustafa Bayer neden aday adayı olduğunu açıkladı. Bayer, yerel yönetimde Çanakkale'de mevcut Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sonlandırmak için tıpkı Ankara'da Melih Gökçe'nin yaptığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ortaklık yapılması gerektiğinin altını çizerek bu ortaklığı sağlayabilecek bir siyasi birikime sahip olduğum için aday oldum dedi. Aday adaylığı sürecinde bugün il belediye başkan aday adayı olarak bir arkadaşımız daha münacatını yapıyor. Sayın Mustafa Bayer, daha önce de bizden milletvekili belediye başkanlığı aday olmuştu. Partimize, partililerimize yabancı bir isim değildir. Bizim içimizden biri diyebileceğimiz bir arkadaşımızdır. Çanakkale için kendini bu konuda yeterli görmüş, projelerini veya kendi kafasında yapabileceklerini yeterli görmüş, bu makama talip olmuştur. Kendisine bu medeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bu yolda Allah yolunu açık etsin diyoruz. Bayer Çanakkale Belediye Başkan Adayı adaylığı açıklamasında Çanakkale Belediye Başkan Adayı olması durumunda bazı önemli projelerinde hazır olduğunu belirtti. Bayer her şey Çanakkale için diyerek projelerimiz Çanakkale'yi ileriye götürecek dedi. Bayer Çanakkale Belediye Başkan Adayı açıklamasında şunları söyledi. Bildiğiniz gibi bugün inşallah 29 Ekim. Öncelikle bütün yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Ve 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere memleketin bu hale gelmesine bu Cumhuriyet dönemindeki hizmet edenlere, rahmetli Menderes gibi, rahmetli Özal gibi birçok devlet büyüklerimizin de rahmetle anıyorum. Evet, bugün burada Çanakkale Belediye Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum Allah izin verirse. Ben Çanakkale'liyim, Çanakkale'ye hizmet etmek istiyorum. Ve aday olmamın en büyük sebebinde birisinin şu olduğunu söyleyebilirim. Takip ettiğim siyasi jenerasyonda Ankara'lı Çanakkale'nin örtüştüğünü, Ankara'lı Çanakkale'nin aynı seçim atmosferine sahip olduğunu, yüzde orantılarından örtüştüğünü biliyorum. Ve ben de 20 yıl devlet memuru yapmış, şu anda 7 yıldan beri aktif ticaret yapan, Çanakkale'de sayısız inşaatlar yapan bir firmanın sahibiyim. Ve belediyeyi çok iyi biliyorum. Bu anlamda belediye başkanı, belediye hizmet etmeyi öngördüm. Bu konuda Rabbim nasip ederse, partim reva görürse bu işe aday olduğumu söylüyorum. Ancak dediğim gibi işte adaylığımın en büyük sebebinin birisi Çanakkale Ankara'nın örtüştüğünü, kendimin de meslek hayatımda, imamlık hayatımda, MHP'de, kamu sende siyaset yaptığımı sendikal anlamda. Dolayısıyla Ankara'da Melih Gökçe'nin AK Partimizin çok değerli AK kadrolarıyla beraber MHP kanalında alarak güçlü bir versiyonla Ankara'ya talip olduğunu, kazandığını ve bu varsayımda da Çanakkale'de Çanakkale'yi kazanmanın yolunun da AK Partili olmakla beraber MHP'den de destek alabilecek bir aday olması gerektiğini, bu partinin bu vizyonunda ben kendimi bu odak noktasında bulunduğumu hissederek ve eski bir kamu sene hizmet etmiş birisi olarak ama ölümüne AK Partili, ölümüne başbakan sevdalısı olarak Çanakkale'yi Melih Gökçe'yi olarak siyasete girmek istiyorum. Çanakkale Melih Gökçe olarak belediye başkanı aday olmak istiyorum. Rabbim inşallah nasip ederse bu göreve talibim.